Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kokulu irmik topları tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Tenceremize 6 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. 6 yemek kaşığı da irmik ilave ediyorum. 1 tane rendelemiş olduğum portakalın kabuklarını da ilave edip sonra sütümüzü ilave edeceğiz. 2,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra altını açıyorum. Devamlı karıştırarak pişmesini sağlayalım. Tatlım gördüğünüz gibi katılaştı. Koyu bir kıvam alacak. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha pişirin. Ondan sonra altını kapatın. Şimdi ben 1 dakika kadar pişirdim. Artık altını kapatıyorum ve biraz ılımasını bekliyorum. Tatlımı soğuttum. Şimdi içerisine yarım paket krem şanti ilave ediyorum. İster elinizle isterseniz benim gibi tahta kaşıkla karıştırabilirsiniz. Şimdi krem şantiyi iyice yedirelim. Mikserle de yapabilirsiniz ama katı olduğu için biraz zor olabiliyor. Böyle tahta kaşıkla veya dediğim gibi elinizle yoğurabilirsiniz. Yaklaşık 4-5 dakika kadar güzelce yedirdim krem şantiyi. Bu kadarı yeterli. Şimdi 1 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Ondan sonra şekil vereceğim. Kolay şekil verebilmek için iyice soğutmuş olduğum irmikli muhallebim hazır. Şimdi ben bir kaseye su koydum. Üzerini süslemek için fındık ve Hindistan cevizi hazırladım. Şimdi elimi şöyle hafif suya batırıyorum. Elimize yapışmaması için. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz. Ya da istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Elimizle güzelce yuvarlayalım. Şimdi birkaç tane hazırlıyorum. Ondan sonra Hindistan cevizini bulayacağım. Elimizi devamlı ıslatalım. Yoksa elimize yapışıyor. Tane hazırladım. Şimdi onları güzelce Hindistan cevizine buluyorum. Hindistan cevizine buladığım irmik toplarımı şimdi şöyle bir bütün fındığı üzerine batırıyorum. Ben süslemesini fındıkla yapıyorum. Siz istediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Kokulu irmik toplarım servise hazır. 1-2 saat dolapta dinlendirin, iyice soğusun. Ondan sonra servise hazırdır. Sütlü tatlı seviyorsanız mutlaka bu tatlıyı deneyin. Denersiniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.